Şimdi Ankara'ya gidiyoruz. AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, Melik Yiğitel'in konuğu. Sözü Ankara'ya bırakıyoruz. Teşekkürler Merve Türkay. Evet, seçim sonucu konuşuluyor, tartışılıyor. Çünkü 1 Kasım'da çok dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. AK Parti 49,5 oy aldı. Yani en sade ifadeyle sokakta gördüğümüz her iki kişiden biri AK Parti'ye evet dedi. AK Parti iktidar görmek istediğini söyledi. O yüzden de AK Parti konuşulmayı, tartışmayı ve üzerinde durulmayı hak ediyor sonuçlar itibariyle. Biz de öyle yapacağız. Konuyu AK Parti Grup Başkan Vekili, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'la konuşacağız. Hem AK Parti'nin bu büyük zaferini hem de bundan sonra olacaklara dair. Çünkü sadece AK Parti oy verenler değil, AK Parti oy vermeyenlerin gözü kulağı AK Parti'ye çevrilmiş durumda. Ne yapacak, nasıl bir hükümet kuracak, ne tür adımlar atacak, bundan sonra Türkiye fotoğrafında neler yer alacak, bunu bekliyorlar. O yüzden biz de bunu konuşacağız. Sayın Aydın, hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk. Efendim şimdi AK Parti'nin sadece bu 5 aylık kısa bir sürede oylarını ciddi bir şekilde artırarak %50 bir makasına getirerek, ama 13 yıldır iktidarda olduğu halde bunu başararak yeniden tek başına iktidar oldu. Bu şimdi çok konuşuyor, tartışılıyor ama sizin açınızdan bu ne ifade ediyor? Yani AK Parti yönetimi açısından bu %50'lik oy oranı neyi ifade ediyor? Evet, öncelikle tabii bu seçimlerin ülkemize, milletimize, bu mazlum coğrafyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yine yegane umut olarak AK Parti sandıkta tek başına iktidar olarak çıktı. Dolayısıyla bu zafer aslında AK Parti'den de ziyade milletin zaferi, milletin iradesiyle oluşmuş. Hem milletimizin hem de demokrasimizin kazançlı çıktığı bir seçim. Tabii bu seçimde evet, 5 aylık kısa süreçte ne değişti de neden bu kadar oyunu arttırdı diye bakacak olursak, ifade ettiğiniz gibi, bir defa AK Parti'nin 13 yıllık bir iktidar süreci vardı. Ortaya koymuş olduğu kazanımlar vardı ve hem ülkemizin hem dünya barışının egemen olması adına duruşu netti. Tüm insanlarımıza dokundu. Tabii bunun ötesinde 7 Haziran'da vatandaş kısa bir mesafeyle, hele bir gidin birlikte bir yönetin bakalım diye bir karar verdi. Biz de bunun gereğini yaptık aslında. Samimi durduk. Bak, burada en önemli şey samimiyettir. Yani biz gerçekten yapamayacağımız sözü vermedik hiçbir zaman, ama verdiğimiz sözü mutlaka yerine getirdik ve halkımıza dokunduk. 7 Haziran sürecinden bu yana da bu milletin vermiş olduğu karar doğrultusunda onun gereği neyse o istikametten şaşmadan gereğini yapmaya çalıştık. Türkiye'nin yönetimsiz kalmaması, hükümetsiz kalmaması, istikrar boşluğu olmaması adına çok ciddi gayretler sarf ettik. Yani yeri geldiğinde kapıdan kovulduk, pencereden tekrar gittik. Yani bir taraftan bir blok siyaseti, öbür taraftan hayır da hayır diyen bir Bahçeli siyaseti, bir de terörle arasına mesafe koyamayan HDP'nin terör siyaseti aslında çökmüş oldu. Bu seçimde evet, onu görmek mümkün. Biz samimi davrandık. Halkımızın talepleri neyse, beklentileri neyse, gerek iktidar sürecindeki uygulamalarımız, gerekse de 7 Haziran'dan sonraki duruşumuzla, tavrımızla, her şeye rağmen milletin istikametinden şaşmayan o siyasi tavrımızla ve sorumluluğumuzla biz bu noktaya yani geldik. Şunu mu söylüyorsunuz? Biz %41'e düştüğümüzde, tek başına iktidar olmadığımızda da biz halka küsmedik. Kesinlikle. Nerede hata yapıyoruz? Eksik nedir? Yine onunla teması sağlayarak görmeye çalıştık diyorsunuz. Şimdi, doğru mu anladım? Tam da onu söylemeye çalışıyorum. Yani biz bir defa 7 Haziran sonuçlarında halkı sorumlu tutmadık. Orada bir karar verilmişse halk her zaman doğruyu söyler. Bizler söyleyeceğimizi söyleriz. Siyasi partiler propagandalarını yaparlar. Ama neticede sözde kararda milletindir. Ve büyük hakem olan millet sandık önüne geldiğinde kararı verir. Ve milletin kararını her zaman saygıyla karşıladık. Karşılamaya devam ediyoruz. Doğru karar verir. Orada bir takım eğer aksamalar varsa, bir takım hatalar varsa, karar tek başına iktidar değilse, o zaman tutar kendimize bakarız. Burada biz nerede hata yaptık? Kendimize baktık. Kesinlikle milletin vermiş olduğu bu mesajı doğru okuyarak onun gereğini yapmaya çalıştık. Bu bağlamda samimi bir duruş gösterdik. Sorumlu bir siyasi anlayış ortaya koyduk ve böyle bir tavırla
Türkiye'nin hükümetsiz kalmaması adına tüm gayretleri seferber ettik. Bakın CHP ile defalarca görüşmeler yapıldı. İşte reform hükümeti, azınlık hükümeti, koalisyon hükümeti, birlikte erken seçim kararı, bütün bunlar yok dendi. Kaldı ki bir anayasal suç işledi muhalefet partileri. Anayasal hükümetten dahi kaçtılar. Düşünün ki Melik Bey, şimdi AK Parti de bu anayasal hükümete eğer üye vermeseydi Türkiye'nin halini anlayabiliyor musunuz ya? Yani? Düşünebiliyor musunuz? İşte bu sorumsuz siyaseti cezalandırdı halkımız. Evet, yani o detaylar çok konuşuldu, tartışıldı ama hani bir ana fikir açısından soruyorum. O zaman 7 Haziran'dan bu yani o 5 aylık periyotta siyasi aktörlerin oynadığı roller, partilerin manevra alanı, işte davranış biçimi, koalisyon olduğu olmadığı, olmama gerekçesi, sokaktakiler, halk, bütün bunları tartıp ölçüp biçti mi? Yani öğretici oldu mu? Kesinlikle. 7 Haziran, onu gözlemlediniz mi? 7 Haziran'dan bu yana kadarki süreçte halk hepimizi test etti. Bir testten geçtik, bir sınavdan geçtik. Yani Türkiye'nin sıkıntılı bir sürecinde siyasi partiler nasıl davranıyor? Kendi şahsi menfaatlerini, kendi egolarını tatmin etmeye mi çalışıyorlar? Yoksa ülke sorumluluğu, millet meselesi onlar için daha mı öncelikli? Şunu gördüler. Her üç siyasi parti de sorumluluktan kaçtı. Bir vebali altına giremediler. Sorumlu siyaset yapmadılar. Ama AK Parti tam tersine milletin vermiş olduğu mesaj doğrultusunda hareket etti. Sorumlu davrandı. Sorumluluğun gereği neyse sonuna kadar yerine getirdi ve samimi yaptı bunu. Gerçekten samimi. Yani biz çok mu isterdik CHP ile koalisyon yapmayı? Ama muhalefet, millet istiyorsa oturup bunu değerlendirdik. Konuştuk. Sonuna kadar da bu yolu zorladık. Çünkü bakın terörle mücadele var bu süreçte. Çok ciddi bir terör meselesiyle karşı karşıyayız. Güney komşularımızdaki sorunlar ortada. Suriye'nin hali belli. Orada işte kümelenmiş terör örgütleri, oradan Türkiye'ye yönelebilecek tehditler ortada. En ufak bir istikrarsızlık halinde ekonominin ne hale geleceğini siz düşünün. Bütün bunları düşünmedi muhalefet partileri. Dolayısıyla bu sorumsuz siyaseti millet cezalandırdı. Ve bu ülkeyi bu muhalefete teslim edilmeyecek kadar değerli bir ülke olduğunu, önemli bir ülke olduğunu millet söyledi. Şimdi seçmen, siz çizdiğiniz tabloda seçmen hür iradesiyle 7 Haziran'da AK Parti nasıl 41'e indirdiyse işte 1 Kasım'da da %50'ye çıkardı. 13 yıllık background var arkada. Dedi ki hani bu tabloda bir şey çıkmıyorsa o zaman 13 yıldır bu iktidarı yöneten parti yeniden yönetsin. Tamam, her şey tamam ama hala 2 Kasım sabahı bir takım tartışmalar yürüyor. İşte bir gazete mesela manşet atıyor, korkutarak aldılar. İşte bir takım yorumcular, akademisyenler, evet halkı korkutarak AK Parti bunu sağladı. Hakikaten korkutmayla böyle bir şey mümkün mü? Nereden çıkıyor bu? Şimdi bir defa bu yenilgiyi başka türlü gölgelemeye çalışıyorlar. AK Parti'nin ve milletin bu zaferini açıkçası karalamaya çalışıyorlar. Bir defa seçimin meşruiyetine kesinlikle gölge düşüremezler. Türkiye'de seçimler belki pek çok hukuk devletine çok daha kısa sürede sağlıklı ve dürüst bir şekilde yapılıyor. Bir önceki seçimler nasıl olduysa da oradaki sonuçlar da öyleydi de beğendiler de şimdi sonuçlara bakınca mı böyle bir şey akıllarına geldi? Tam tersine biz korkuları kaldırarak vatandaşın özgür iradesiyle sandığa gitmesini sağlayarak bu sonucu sağladık. Özgür iradelerle herkes oyunu kullandı. Ve milletin iradesine hepimiz saygı duymak zorundayız. Millet istikrar istiyor. Onların bilemedikleri ya da düşünmek istemedikleri o. Millet huzur istiyor. Millet güven istiyor. Millet geleceğe güvenle bakmak istiyor. Can ve mal emniyetinin güven altında olduğunu hissetmek istiyor. Millet bu bakımdan bu istikrara, bu huzura, bu güvene ve bunun da AK Parti'nin tek başına güçlü iktidarıyla sağlanabileceğine güvendiği için ve yegane umut olarak da onu gördüğü için bu oyu verdi. Millet artık şiddet istemiyor. Terör istemiyor. O şiddet dilini istemiyor. Bakın etnik siyaset de özellikle bu seçimde iflas etmiştir. Tam onu soracağım. Şimdi siz Adıyaman milletvekilisiniz. O bölgeyi de iyi biliyorsunuz. Yani HDP dair gözlemlemeniz de olmuştur muhtemelen o bölgede. Mesela bu HDP tercih etmeme meselesi, oyların bu kadar baraj seviyesine gelmesi, sizin oylarınızın artması... neden oldu bu dediğiniz şeyden dolayı mı? Yani orada korkuyu kaldırmak, vatandaşın hür iradesi baş başa bırakmak ya da başka hangi etkenler? Kesinlikle bir defa dediğim gibi vatandaş
herkesi bir samimiyet testinden geçirdi 7 Haziran'dan bu yana. Samimi olanı, kendinden olanı, kendisine hizmetkar olanlarla beraber oldu. Bu bir. İkincisi, tabii ki istikrarsızlık halinde Türkiye'nin düşebileceği hali, tabloyu herkes çok iyi biliyor. Bir kaos ortamında, bir kriz ortamında, ikinci bir hükümet kurulamaması noktasında Türkiye'ye neler gelebileceğini, hangi sıkıntılara mazur kalabileceğini, düşebileceğini herkes çok net bir şekilde tahlil ediyor, analiz ediyor. Dolayısıyla vatandaş bir defa terör siyaseti yapanlara, şiddetin diliyle siyaset yapmaya çalışanlara prim vermiyor. Artık huzur istiyor, emniyet istiyor, güven istiyor. Vatandaş diyor ki 7 Haziran'da size bir şans verdik diyor, bir fırsat verdik diyor. %13 ile 80 milletvekiliyle sizi meclise gönderdik. Allah aşkına siyasetin tüm kanalları açık. Demokratik siyaset diyorsunuz, barış diyorsunuz. Gidin orada siyaset kanalıyla meclis çatısı altında sorunlara çare bulun. Niye hala siz akıllanmayıp da %13 oy olmanıza rağmen biz gücü milletten değil de gücü dağdan alıyoruz diyorsunuz? Niye hala terörle arasına cezalandırdı. Kesinlikle cezalandırdı. Artık şunu söyledi vatandaş. Arkadaş, bir yol ayrımındasın HDP. Ya terör diyeceksin ya demokrasi diyeceksin. Ya silah diyeceksin ya siyaset diyeceksin. Hem silah hem siyaset bir arada yürümez. Artık vatandaş huzur istiyor, rahatlık istiyor. Türkiye'de demokratik bir ülke olarak her fikir pekala çok net bir şekilde savunuluyor. Evet. Her düşünce meclis kürsüsünde ifade edilebiliyor. Her siyasi parti önünde hiçbir engel olmadan siyaset yapıp meclise milletvekili taşıyabiliyor, getirebiliyor. Peki sizin derdiniz ne? Niye hala teröre aranıza mesafe koyamadınız? Niye hala o kazdığınız hendekler neyin nesi? Niye ona hala prim veriyorsunuz? İşte aslında bu seçimde HDP kendi kazdığı kuyuya, kendi kazdığı hendeğe kendisi düştü. Vatandaş artık buna prim vermiyor. Vatandaş rahatlık istiyor, huzur istiyor. Ve oradaki özellikle terörle mücadele noktasında artık devletin yanında olduğunu, devletin vatandaşının can ve mal emniyetini koruduğunu çok net bir şekilde görüyor. Hükümetimiz de bu şekilde kararlı bir duruş sergiledi şöyle, ve sonuna kadar da devam edecek bu kararlı. Şöyle o zaman diyebilir miyiz? Yani mesela sizin bulunduğunuz bölge Adıyaman, tabii siz hani Urfa, Gaziantep, Diyarbakır, yani oralarda doğal olarak biliyorsunuz. Şimdi o zaman bu seçimde sizin terörle mücadele stratejinize, sürdürdüğünüz PKK'ya karşı sürdürdüğünüz bu mücadeleye de bir anlamda onay verdi. Yani devam et dedi. Kesinlikle vatandaş devam et diyor. Terör varsa mücadeleyi devlet devam ettirmek zorunda. Devletin asli görevi nedir Melik Bey? Vatandaşın can ve mal emniyetini korumaktır. Vatandaş kendini güvende hissetmek durumunda. Devlet de hükümet de bunu yapmak zorunda. Hükümet olarak kamu düzeninin korunması, kamu otoritesinin sağlanması noktasında ne gerekiyorsa yapacağız. Ama kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, kucaklayarak yapacağız bunu. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yani terör örgütüyle Kürt kardeşlerimizi mutlaka ayırıyoruz, ayırmak durumundayız. Terör örgütünün yaptığını lanetliyoruz. Teröre karşı her türlü tedbiri alıyoruz. Ama bölge halkının rahatı, huzuru, istikrarı ve refahı için ne gerekirse de yapmaya devam ediyoruz. Ve bu konuda da en ufak bir tereddüt sergilemeyiz. Biz burada birlik ve kardeşlik dedikçe birileri hep bölücük dedi. Birileri hep ayrıştırmaya çalıştı. Birileri hep şiddetten, kandan beslenmeye çalıştı. Dolayısıyla etnik siyaset derken her iki siyaseti de kastediyorum. Bakın MHP'de, HDP'de. Kürtçü siyasette, Kürtçü siyasette. Bir bakıma bu etnik siyaset aslında sandığa gömüldü. Ve siz artık ikisinin insanlara karşıtlığı üzerinden bir siyaset. Kesinlikle biz işte ta partimizin kuruluşundan beri ya bölgesel siyaset yapmayacağız dedik. Etnik siyaset yapmayacağız, dinsel siyaset yapmayacağız dedik. Bütün bu milliyetçilikleri sandığa gömdük biz zaten geçmişte de. Dolayısıyla burada insan olması yeter. Dili, dini, düşüncesi, etnik kimliği ne olursa olsun, hangi bölgede yaşıyorsa yaşasın, hangi dili konuşuyorsa konuşsun, hangi mezheptense fark etmez, bizim birinci sınıf vatandaşımızdır diyoruz. Ve biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. İnsanı yaşatarak
devleti yaşatmaya çalışıyoruz. Birileri gibi öldürerek, korkutarak değil. O korku perdelerini biz ortadan kaldırıyoruz. Şimdi, tam tersine. %50 oy aldıktan sonra, gerçi 13 yıldır hani Türkiye'de yönetiyorsunuz. Daha önce de %50 oy aldınız. Böyle çoğunluk yakaladınız ama şimdi yeniden bir tartışma başlaması. Özellikle mesela işte Türkiye Türklerindir yazısıyla çıkan bir gazete var biliyorsunuz logosunun altında. O mesela bir pop sosyolog başyazarı var. O işte bir takım korkularım var falan diyor. Onun gibi çok sayıda kişi var ama sokaktan sıradan insan falan. Bu mesela bu korku işte endişe ifade etme meselesi nedir? Yani %50 geldiğinizde ne oluyor da bunlar ifade ediliyor? Bakın bir defa bir algı operasyonudur. Vatandaşımız buna itibar etmiyor. Biz 13 yıl bu ülkeyi tek başımıza idare ettik. O korkular ilk günden beri hep bir şekilde işte hayat tarzına müdahale ediliyor dendi değil mi? Bir takım mezheplere, bir takım inançlara müdahale ediliyor. Bir takım bilmem kesimler dışlanıyor. AK Parti ilk günden bugüne o dedim 3 temel kırmızı çizgi üzerinde politikalarını yürüttü. Biz burada ideolojik siyaset yapmadık hiçbir zaman. Biz hizmet siyaseti yaptık ve insanı merkeze koyduk. Odak noktamız insandı. O insan kim olursa olsun, nerede yaşıyorsa yaşasın, benim birinci sınıf vatandaşımdır dedik ve ona hizmet götürmeyi boynumuzun borcu bildik. Biz tam tersine bütün korkuları ortadan kaldırdık. Bakın geçmişte korkular vardı. Geçmişte darbeler döneminde korkular vardı. Öncesinde vardı. 28 Şubat döneminde korkular vardı. Türkiye geçmişte bir dönem Kürtler dışlanmıştı. Bir dönem Aleviler dışlandı. Bir dönem gayrimüslimler üzerinde sıkıntılar oldu. Azınlıklar üzerinde. Bir dönem 28 Şubat süreciyle birlikte özellikle mütedeyin dindar kardeşlerimiz baskılanmaya çalışıldı. İnançlara saygısızlık yapıldı. İnsan özgürlükleri, hak ve hürriyetleri noktasında ciddi sıkıntılar yaşatıldı. Şimdi bütün bunları biz ortadan kaldırdık. Tam tersine. Yani bu ülkede Alevi Aleviyim diyor, gereğini yapıyor. Kürt Kürdüm diyor, dilini konuşabiliyor, gereğini yapıyor. Kültürünü yaşayabiliyor. Azınlık mallarını biz iade ettik ya. Azınlık vakıflara ait, azınlıklara ait vakıfların o mallarını biz iade ettik. Niye peki bunlar 13 yıl sonra hala böyle korku ve endişe tartışması? Şimdi bakın, meşru yollarla, demokrasiyle, seçimle, sandıkla iş başına gelemeyenler, milletin iradesine ipotek koyamayanlar, gayrimeşru yollarla, darbe yoluyla, artık darbeler de tarihe karşı iş başına gelemeyenler bu şekilde bir kaotik durum oluşturmaya çalışıyor olabilirler. Bir algı operasyonuyla AK Parti'nin başarısını gölgeleyip bir şekilde farklı kesimleri tahrike dönük bir takım girişimlerde bulunuyor olabilirler. Ama millet bu tahrike gelmez. Ben soruyorum Allah aşkına. Bugüne kadar kimin hayat tarzına müdahale ettik? Kimin inancına müdahale ettik? Kimin diline, dinine müdahale ettik? Çünkü diyorsunuz ki arkamızda 13 yıllık bir background var. Kesinlikle. Yani oraya baksınlar. Bu geçmişte de böyle deniyordu. Bunun böyle olmadığını millet gördü. Artık milleti kandıramazlar. Diyecekleri başka bir şey yok. Bu bir acziyettir, acziyettir. Politika üretemeyenlerin, millete hizmeti düşünemeyenlerin, millete yapılan hizmetleri gölgelemek adına yapmış olduğu bir algı operasyonudur. Ve bu bir acziyettir dediğim gibi. Acziyetin vermiş olduğu artık bir hırçınlıktır. Bir saldırganlıktır, bir tahrik dilidir. Yani biz tam tersine inanç grupları üzerindeki tüm baskıları ortadan kaldırdık, korkuları ortadan kaldırdık. Biz tüm etnik gruplar üzerindeki baskıları ortadan kaldırdık. Ya Allah aşkına Türkiye 13 yıl önce, 14 yıl önce, yani burada olağanüstü hallerden devlet güvenlik mahkemelerine kadar, faili meçhullerden işkencelere kadar, işte dilin üzerindeki yasaklardan bilmem pek çok baskıya kadar, şiddete kadar, bütün bunları biz ortadan kaldırdık. Şimdi hükümet kurulduktan sonra işte bir AK Parti çoğunluğu var. Ama bu çoğunluk şeye yetmiyor. Ya yani bir anayasa değiştirmesine tek başına yetmiyor. Ama bir yandan bir yeni anayasa tartışması var. Bir yandan mevcut sistemin bilip bilemeyeceği meselesi var. İşte başkanlık, yer başkanlık ya da başka bir sistem arayışı. Diğer taraftan bir takım ekonomik, sosyal talepler var. Sizin de beyannameye koyduğunuz. Tabii. Şimdi sizin bu çalışma takviminizde nereden başlayacaksınız? Ne yapacaksınız? Çünkü şimdi, işiniz çok. Tabii ki işimiz çok. Halkın talepleri, beklentileri bizim önceliğimiz, bizim vaatlerimiz var. Onun dışında halkın gündeminde olan sorunlar var. Bütün bunları çözeceğiz en kısa sürede. Bir defa şunu söyleyeyim Melik Bey. Tabii biz %49,5'la iktidara geldik belki ama %100'ün hükümeti olacağız.
%100'ün hükümeti olacaksın. Bu ülkede her kesimin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Gayret de ediyoruz. Bugüne kadar da bu. Burada artık hükümet olduktan sonra kimseyi ötekileştirmeyi, kimseyi ayrıştırmayı geçmişlerdekilerin yaptığı gibi düşünmüyoruz. Yapmadık bugüne kadar. Bundan sonra da yapmayız. Herkes güvende olsun, herkes rahat olsun. Biz %100'ün hükümeti olacağız. Bu ülkede yaşayan herkesin sorumluluğu bizim üzerimizdedir. Yani %49,5'luk oy oranı bizim yükümüzü daha da arttırmış, evet. Sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır. Biz bu bilinçle, bu şuurla, bu sorumlulukla görevimizi yapacağız. Ve her kesimin sorunlarını, her sosyal sınıfın, her katmanın, her grubun sorunları neyse, bütün bu sorunları çözümü için gayret göstereceğiz. Bugüne kadar yaptığımız gibi. Bundan sonra da hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan mutlaka ama mutlaka bu sorunların takipçisi olacağız, çözümünü sağlamaya çalışacağız. Seçim beyanememizde evet bir takım vaatlerimiz var. En kısa sürede bakın, seçim sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 gün sonra meclis açılacak ve yemin töreni olacak. Şimdi tahminlerimiz tabii ki itiraz sürecilerine dikkate alarak bu 12 Kasım'a falan o tarihlere denk gelirse 5 gün sonra 17 Kasım gibi yemin olma töreni ihtimali olabilir. Evet. Yeminle birlikte malum mevcut anayasal hükümetin görevi sona eriyor. Seçim meclisin toplanmasıyla birlikte seçim hükümetin görevi sona eriyor. Tabii ki yeni bir görevlendirmeyle birlikte mevcut hükümetin yeni hükümet kurulana kadar görev süresinin uzatılmasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirindeler, görev verecekler. Ondan sonraki süreç devam edecek. Meclis güven oylamasından sonra hükümet kurulduktan sonra tabii ki teker teker bütün bu vaatlerimizi gerçekleştirmek adına meclisi daha çok çalıştıracağız. Daha sıkı çalışacağız. Sorumluluğumuz çok daha büyük ve biz insanımıza dokunuyoruz, dokunacağız. Her insanımıza dokunacağız. Samimiyetimizi arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, herkes gördü. Bu samimiyetle birlikte bu süreci de en iyi şekilde değerlendirerek Türkiye'nin 2023 hedeflerine doğru ilerlemesi konusunda muazzam adımlar atacağız. Atmaya da devam ediyoruz. Her sosyal grubun sorunlarını çözmeye çalışacağız. Yani öğrenciler, çalışanlar, emekliler, çiftçiler, bütün herkes, işçiler, kim varsa ve kimin ne sorunu varsa bu imkanlar dahilinde en iyi şekilde, peki, mevcut imkanlar dahilinde onların sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Tabii ki tek başına sayımız yeni bir anayasaya yetmiyor. 317 milletvekili yetmiyor. Bu noktada bizim taahhüdümüz ortadadır. Türkiye'nin artık darbe anayasasıyla idare edilemeyeceği, evet, çok açık, net ortadadır. Bu konuda geçmişteki tecrübelerimiz de var. Bizim bu noktadaki duruşumuz da nettir. Tabii bu bağlamda diğer siyasi partilerden, diğer gruplardan destek alırsak oturur konuşuruz. Bu anayasa değişikliği noktasında da yapılması gerekenleri, evet, atılması gereken adımları atarız. O zaman bu yeni anayasa tartışılığında bir sistem değişikliği, yani işte başkanlık mı, yarı başkanlık mı ya da başka bir şey. Bu da anayasa temel başlığı altında zaten konuşulur, tartışılır. Doğru anladın değil mi? Doğru, yani yeni anayasa olduğunda o da kesinlikle anayasadaki süreçte, peki, tabii ki bunlar parlamenter sistem başkan. Onlar ama bu halkın gündemi bizim için önemlidir. Birinci, peki, gündemimizdir ve bunun üzerinde duracağız. Dediğim gibi tek başıma da sayımız yetmiyor. Vatandaşlarımız rahat olsunlar. Emin ellerde bizim yaptıklarımız ortada. Bu yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan %49,5'un sorumluluğu tek başına değil %100'ün sorumluluğunu sırtımızda taşıyoruz. Peki. Ona dönük inşallah bütün Türkiye'ye dönük çok güzel bir yönetim bu süreçte de sergileyeceğiz. Peki AK Parti Grup Başkan Vekili ve Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Aydın'a çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar. Evet, Merve Türkay, 1 Kasım seçim sonucu çıkan çarpıcı tablo çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Özellikle AK Parti açısından çok çarpıcı bir sonuç var. Biz de bunu AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'la konuştuk. Teşekkür ediyoruz Melik Yiğitel. Evet, Melik Yiğitel'in konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'dı. 1 Kasım seçim sonrası değerlendirmelerde bulundular. Biz de moderatörü böylelikle kapatıyoruz. Saat başında Ersoy dedi. Akşam haberleriyle karşınızda olacak. İyi akşamlar diliyoruz.